İbn Haldun Üniversitesi Bilinçli Tercihi sunar. Evet, merhabalar. Öğrenciler ve veliler adına çok önemli günler yaşıyoruz. Ve sevgili öğrenciler, Ülke TV ve Bilinçli Tercih programına hoş geldiniz. Biz bu programı İbn Haldun Üniversitesi'nin öğrenciye hizmet anlayışı çerçevesinde birlikte yürütüyoruz. Ve gerçekten ilginize de çok teşekkür ederiz. Çok sayıda sorular geliyor. Yalnız sevgili gençler, sorularınızı yanıtlayamadığımız için bize kızdığınızı da biliyorum ki bunu dile getiriyorsunuz zaten. Lütfen öyle düşünmeyin. Bakın, bugün Türkiye'de bu tarz program yapıp da, yani konuk alıp da onun içinde soruları cevaplayan tek program bu. Yani sadece meslek tanıtımı değil. Ondan dolayı ben bugün biraz daha genel konuşup sorulara biraz daha az yer vereceğim, ama sorularınıza zaman zaman döneceğim, az sonra da döneceğim. Ve sevgili öğrenciler, öncelikle biliyorsunuz piyasada son derece yanlış bilgiler dolaşıyor ve bunlarla ilgili biz uyarılarımızı sürekli olarak dile getirmeye de devam ediyoruz. Ve buradan Ülke TV ekranlarından soruyorum. Kontenjanlar değişmemişken, öğrenci sayısı değişmemişken sıralamalar nasıl %50 ve %60 oranında düşecek? Bir takım ucube hesaplamalar, sıralamaların bu oranda düşeceğine yönelik yaygın propaganda yapıyor. Ve bu da öğrencilerin yanlış tercih yapmasına sebep oluyor. Aslında olan şu: eşit test uygulaması puanları düşürdü ama 2 milyon öğrencinin puanını aynı anda düşürdü. Dikkat edin, algoritma net. Genel puanların düşmesi ile sıralama aynı oranda düşmez. Bunu hangi matematik hesaplıyor, lütfen söyler misiniz? Böyle bir şey yok. Olacak olan şu: tek puan uygulamasına geçilmesi sebebiyle sıralamalar %20 belki bir oranda düşebilir. %20. Kendi sıralamanızdan yapmanız gereken şey şu: kendi sıralamanızdan %20 yüksekten başladığınızda kesinlikle tutma aralığının tepesinden başlamış oluyorsunuz. Ama bu sizin sıralamanızın yarısı kadar yüksek bir yerden, yani 100 binseniz 50 binden başlamayacağınız anlamına gelmiyor. Dün böyleydi, yarın böyle olacak, gelecekte de böyle olmaya devam edecek. Bu yeni bir şey değil zaten. Öğrenciler yüksekten başlar. Şimdi buna dikkat edin. Sonra %20'den %20 düşeye kadar tercihlerinizi sıralayın. %20 yüksek, %20 düşeye kadar götürün. Ama sıralamanızın yarısından daha fazla yüksekten de başlayabilirsiniz. Şimdi bir iki tane soru yanıtlayıp hemen konuğuma döneceğim. Yine çok sayıda soru gönderiyorsunuz ve sevgili öğrenciler, yanıtlayabildiklerimizi yalnız, öyle kızmamanız gerekiyor bize. 17 bin hukuk fakültesi gelir mi? 17 bin, 18 bindeyim. 17 binlik hukuk fakültesi gelir mi? Kontenjan artışlarının %10'luk yansımasından dolayı da zaten gelir, ona hayırlı olsun diyebilirim. %50 burslu anestezi 1 milyonlardayım, gelir mi diyor. Sevgili öğrenciler, o üniversiteden üniversiteye değişir. 90 bindeki iktisat gelir mi? Yani ben 120 binim, 90 bindeki iktisat gelir mi diyorsunuz? Evet, şöyle bir realite de var. TM sıralamaları biliyorsunuz, önlerinde çok sayıda sayısalcı var. Onları çektiğiniz zaman ne oluyor? Sıralamalarınız yükselecek. TM'ler, siz gerçekten 100 binseniz 50 binden başlayın diyoruz ve konuğumuza dönüyoruz. Konuğumuz kim? Doktor İbrahim Vehbi Baysan hocamız. İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi, ama kendisini kendisi daha iyi tanıtacak. Çünkü hocamızı normalde ekranlardan da tanıyorsunuz. Özellikle Ülke TV ekranlarından. Vehbi hocam, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, şeref duyduk.
Hocam sizi tanıyorlar aslında. Evet. Ben direkt soruya geçmek istiyorum. Şimdi İbn Haldun Üniversitesi'nde bir tarih bölümü var. Var. Ve bu tarih bölümü hakkında yani diğer fakültelerin tarih bölümünden sizin farkınız ne? Şimdi fark birincisi bizler tarih bölümü olarak bir vizyon vermeye çalışıyoruz öğrenciye. Şimdi öncelikle üniversite imkanlarından söz edeyim. Çünkü bizde her 3.39 öğrenciye bir hoca düşüyor. Bu çok yüksek bir oran. Yani dolayısıyla neredeyse 3 ya da 4 öğrenciyle birebir her zaman muhatap oluyoruz. Zaten kapımız her daim açık. Şimdi tarih bölümü özelinde ne var? Birincisi tarih bölümü dünyayı kucaklayan global bir perspektifle kuruldu ve öyle dizayn edildi yani müfredatı. Orada okurken Avrupa tarihinden Orta Asya tarihine işte benim de verdiğim Orta Doğu, bilmiyorum Osmanlı tarihi, dünya global tarihi yani sizi lisans eğitiminden sonra yüksek lisans ve doktora alanında akademik olarak ihtiyaçlarınızın çok büyük bir yelpazede karşılanması ve entelektüel birikiminizin de arttırılmasını hedefleyen bir program. Şimdi buradan baktığınız zaman bir de bu programın İngilizce olduğunu düşünürseniz biliyorsunuz İbn Haldun Üniversitesi 3 dilde Arapça, İngilizce ve Türkçe olarak dizayn edildi. Dolayısıyla bir diğer eklememiz gereken de yabancı öğrencilerin nispi oranının fazla olması. Yani bir sınıf ortamında örneğin İngilizce ders yapılırken bir Osmanlı tarihi ya da herhangi bir ders yapılırken İngilizce anlatılıyor. Siz o sınıfın içinde sizin başarı oranınıza son derece yakın öğrencilerle birlikte oturuyorsunuz. Bir kere bunun altını çizmek lazım. Çünkü başarı sırasına göre geçen sene 599. öğrenciden 3227 ile kapattık. Yani düşünün şimdi bizim sınıflarımızda hemen söyleyeyim yani 2000'le girmiş bir öğrenci 220.000'le girmiş öğrenci yok. Yani böyle bir o da çok önemli bir nokta. Kimi zaman göz ardı edilen bu çok önemli bir şey. Yani bu öğrenci 220, 250, 500 bindeki öğrenci çok kötü öğrencidir demek istemiyorum. Ancak özellikle bizim gibi sosyal bilimlerde iddialı bir üniversite sınıfında neredeyse birbirine yakın oranlarda, başarı seviyesi yakın oranlarda öğrencilere ders yapmak çok çok önemli. Bunlar tam burslu zaten değil mi? Tabii tam burslu olduğu için zaten bu kadar popüler. Biz kendi alanında ikinciyiz. Bu arada ki daha ilk geçen sene aldık öğrencilerimizi ve bu iki. Yani dün bir bugün iki diyelim. Bu başarıyı ve sıralamayı yakalamayı başardık. Bir de tam burslu dediğiniz oraya da biraz şey yapalım. %100 burs. Bunun içinde işte yemek var, laptop veriliyor, yurt vesaire servis imkanları var. Ancak şöyle bir şey var. Yurt özür dilerim, burslar başarısız olunduğunda kesilmiyor. Ya bu çok önemli. Diyelim bir şey oldu, bir iki dersten kaldınız, bursunuz kesilmiyor. Tamam. Devam edebiliyorsunuz. Başarısızın tanımını sorayım diyordum. Yani bütün derslerden kaldığından mı kesilmiyor? Ya şimdi o da şöyle oluyor. Akla gelir ya. Oraya geleceğim. Evet. Akla gelen şu aslında devamsızlıktan. Yani siz böyle bir iki ay ortada görünmezseniz artık kusura bakmasınlar değil mi? Yani bunu ciddiye alan, bunu kendisine verilmiş, gelecekteki kariyerini inşa etmede önemli bir unsur olarak gören öğrenciler zaten. Bursun şeyi o. Yani öğrenciyi teşvik etmek. Biz sizi geleceğe hazırlıyoruz. Bunun için ayrıca para harcamanıza gerek yok. Üstelik para da veriyoruz. Şeyimiz o yani. Bakış. Harika. Tabii hocam tarih bölümünü öğrenciler seçerken çok titizler aslında bir noktada. Ben öğretmenlik yapacağım diyenlerin vizyonu belli ama onun dışında tarih bölümünü bitiren ne yapabilir? Şimdi sorusu. Aslında tarih gibi bölümler, yani bu bizim fakültenin içinde felsefe, sosyoloji, işte tarihle beraber bir de bizim mesela İstanbul Türkiye Çalışmaları diye master programımız var. Zaten bu konunun da duayeni bölüm başkanımız Halil Berktay Hoca. Halil Hoca. Şimdi her biri kendi alanda, yani rektörümüz Recep Şentürk aynı zamanda sosyolog ve asla ders vermekten de vazgeçmiyor bu kadar idari işin ve yoğunluğun arasında. Şimdi aslında tarih bölümü ilginç bir bölüm. Yani insanlar tabii meslek edinme ya da edindirme gibi bakıyor bazı öğrenciler. Ben bunun çok yanlış olduğunu düşünüyorum. İşte tarih deyince tarih öğretmeni olabilir mi? Olma zaten. Ya da tarih öğretmeni olacağım diyorsan bu taraflar eğitim pek olmaz. Eğitim fakültesine git değil mi? Şimdi asıl bizim burada yapmamız gereken şu. Tarih size bizim İngilizce'de transferable skills dediğimiz bir şey vardır. Yani transfer edebileceğiniz yetenekleri sağlar. Bu çok önemli bir şey. Yani sizi bir mesleğe ne diyelim kanalize edip orada tıkamaz önünüzü. Ne yapar tarih? Sosyal bilimler alanında bitirdiğiniz zaman iyi bir
Yani bu, o yüzden iddialıyız diyoruz. Global anlamda aldığınız bu müfredat ile aslında siz akademisyen olabilirsiniz, iyi bir şirkette yönetici bile olabilirsiniz. Yani tarih önünüzü açan bir aslında alandır. Yalnız bir tek şey yapmaz tarih, özellikle bizim tarih bölümü, tarih öğretmeni yetiştirme. Onu da olabilirsiniz. Onda da hiçbir sıkıntı yok. Tabii, üstelik formu, bunu formu İngilizce anlatırsınız. Yani şimdi mesela bizim üç dilli diyoruz ama o zaman şeyi sormakla, üç dilli hocanız var mı? Öyle ya, var, karşınızda duruyor. Ha, ben aynı Arapça dersi, da biliyorsunuz. Tabii ben bildiğiniz dersi Arapça gayet rahat anlatırım. Zaten Arap televizyonuna baksanız görürsünüz şeyimizi. Yani bu kalitede hocalarla birlikte oluyorsunuz. O önemli. Benim doktoram Manchester'dan, işte benim gibi Amerika'dan mezun, Chicago'dan gelme, Almanya'nın iyi üniversitelerinden mezun. Pek çok hocayla birlikte ders yapıyorsunuz. Yani o global perspektifi kazanmış hocalarla. Peki bu nerede fark getiriyor diğer bölümlere baktığınızda? Biz aslında size tarih öğretmiyoruz. Bu bence çok, en azından benim dersteki şeyim bu. Tarihse işte ansiklopediler okunur, sıkıntı değil. Siz tarihe nasıl bakacaksınız? Satır aralarını nasıl okuyacaksınız? Ve oradan nasıl bir ne diyelim, vizyon ve perspektif ile çıkacaksınız? Yani bu yetiyi edinmek çok önemli. Yoksa yani o 4 yıl içinde okuduğunuzun ansiklopediler de var. Bir üniversitenin bir bölümün derdi olmamalı yani. Bu farklı. Dolayısıyla İngilizce ilk sene hazırlık gidiyorsunuz. Eğer sınavı geçerseniz sorun yok. Bunun üstüne bir yazı Amerika'da geçiriyorsunuz. İşte ilk grup gitti geldi. 2 ay boyunca. Dil öğrenmeye gitmiyorsunuz Amerika'ya. O çok önemli. Bu karıştırılıyor bazen. Dili biz burada hallediyoruz zaten. Oraya alanında uzman hocalardan dersler almaya gidiyorsunuz 2 ay boyunca. Ve bu derslerin tamamı %100'ü burs gibi İngilizce yapılıyor. Yani o seviyeye geliyorsunuz. Artı şimdi bu öğrenciler dediler ki, gelenler, hocam onu yönetimle konuşulanı aktarıyorum içeriden bir bilgi olarak. Biz Arapçayı da bu kadar iyi öğrenmek istiyoruz. O imkan da verildi kendilerine. Dolayısıyla ders alırken şimdi ilk başlayacak olan öğrenciler aynı zamanda Arapçayı da devam ettiriyorlar. Ve onun da başarılı öğrencileri bu sefer Ürdün'e gidiyor. Aynı şekilde Arapça ilerletmeye değil, yani burada hallolması gerekiyor. Başarılı öğrencilerden yapılan bir grup Ürdün'de yine aynı şekilde dersler alıyor, konferanslar alıyor. İşte belli konularda tartışmalara vesaire göre. Yani dil bu kadar aktif olmak zorunda. Bizim hedefimiz bu. Evet, sevgili öğrenciler, değerli aileler. Konuğumuz Doktor Vehbi Baysan, İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi. Tabii tarihi aşan bir takım vizyondan bahsetti. Vallahi çok ilginçti. Öncelikle gerçekten kutlarım İbn Haldun Üniversitesi'ni de. Bu arada sevgili öğrenciler, lütfen ısrarla söylüyorum, bu anonsluğuma devam edeceğim. Bir tane, iki tane soru daha yanıtlayacağım az sonra. Evet, sıralamalarınızı çok yüksekten başlatabilirsiniz. Ama o hesaplar yanlış. Lütfen dikkat edin. O nedenle tercih listenize 4 ihtimali yansıtın. Çok yüksek. Sıralamanızdan %20 yüksekten başlayıp %20 düşeye kadar gidin ve çok düşük olmak üzere 4 kategori yazın. Bakın, çok pervasız tercih listeleri getiriyorsunuz. Bu arada biz sosyal sorumluluk projeleri olarak İstanbul'da seminer veriyoruz. Bunlar ücretsizdir, her halka açık, katılım serbest. Ve nerede olduğumuzu bonsoca.com ya da Instagram'dan öğrenin. Sabah 10'dan itibaren konferans salonunda olacağım. Önce birebir görüşüyor, arkasından da sunumumuzu yapıyoruz. Lütfen bunlara dikkat edin. Bir tane, iki tane soru yanıtlayacağım. 49 bindeyim. 50 bindeki odyoloji gelir mi? Yazmak gibi bir şeyim var, 50 binsin. Yani yarın gelirse şaşma. Mutlaka sıralamanda yer var. Yer ver. Hocam, eşit ağırlıkta 70 bindeyim. Önümde kaç sayısalcı var? Harika bir soru bu. ÖSYM'ye de buradan sesleniyoruz. Lütfen bunu düzenler misiniz? Gerçekten çok güzel şeyler yaptınız geçmişte ve hatta bu tercih döneminde sayısalcıların off-tricot puan hesaplamalarının önüne geçilmesi gerekiyor. Bir tane bile edebiyat tarih çözmeden puanları hesaplanıyor. Bu büyük bir sıkıntı. Kaç 75 bin kişinin önünde 20 bin tane, en az 20 bin, 25 bin tane sayısalcı var. Bakın çocuklar, bu hesaplara dikkat edin. Aslında sen 50 bincisin, 50 binlerdesin demektir. Tıp istiyorum, mezuna kalmalı mıyım? 41 bindeyim. Çocuklar, kerameti kendinde görüyorsan kal. Hocalarda görüyorsan kalma. Hocalarımıza laf etmiyorum. Hocalarımız anlattı, bir yıl aldığım bu.
Şimdi kendin çalışacaksın. Hocadan da yardım alacaksın tabii ki. Ha gene bir keramet hocada görürsen alacaksın gene bu. Ne yapsın hoca? Anlatıyor. Çalışmıyorsunuz çocuklar. İyi çalışın. Ben tekrar dönüyorum. Konuğumuz İbni Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Vehbi Baysan hocamız. Şimdi hocam gerçekten çok ilginç bir üniversitenin içindesiniz. Evet. Yani siz vallahi öyle burada ben kaç gündür konuk ediyorum sizi. Hiçbir üniversitede olmayan enteresan uygulamalarınız var. Şimdi bölümlerimizden şöyle bir hocam, siz üniversiteden genel olarak bahsedin arzu ederseniz ben tek tek sorayım. Şimdi üniversite genel konsepti itibariyle öğrenciye bir vizyon hazırlamak, onu yakın gelecekte oluşturacağı kariyerde, atacağı adımlarda gerekli olacak bir takım yetileri kazandırmak. Yani biraz da böyle bakmak lazım. Bu yetiler neler? Niye üç dil diyoruz biz buna? Şimdi birincisi dersler İngilizce yapılıyor. Bu arada şunu da söyleyelim. Yabancı öğrenci oranı, onlar da burslu olduğu için son derece kaliteli yabancı öğrencilerle birlikte okuyacaklar demiştim, hatırlayınız. Bu öğrencilerin bir kısmı Amerika'dan geliyor. Yani ana dili İngilizce, başka şey yok. Bu çocuklar için de burs şartı Türkçe öğrenmeleri. Nasıl Amerika vatandaşı yani. Tabii bunlar. Tabii Amerika, bildiğiniz beyaz Amerikalı. Yani ya da işte şeyden nedir o, Avrupa'nın herhangi bir şehrinden. Yani gelen öğrenciler aynı sınıftasınız. Şimdi artık şey yok burada. Ya işte bu arkadaşımız ana dili İngilizce, öteki Türk öğrenci buna yetişemez falan yok. Çünkü zaten dil okulumuzda ana dili %100 İngilizce olan hocalar 30 tane. Yani onlara muhatap olup bu hazırlık sınıfında İngilizceyi hallediyor öğrencilerimiz. Bu çok önemli bir şey. İkincisi bir meslek edindirmekten ziyade öğrenci 4 yıl sonra mezun olduğunda bizim tercihimiz tabii akademide kalıp araştırmacı olması. Çünkü burası aslında bir araştırma üniversitesi. Yani yüksek lisans ve doktora öğrencilerine daha çok yüklenen bir öğrenci. Bunun peki lisansa şey yansıması nasıl? O da çok ilginç. Çünkü bizim doktora öğrencilerimiz, master öğrencilerimiz aynı zamanda bu eski Osmanlı İslami usulde şeyler vardır. Medreselerde mübeyyizler vardır. Yani orada kalan öğrencilere dersi akşamları tekrar ettirten. O mantıktan hareket ile doktora ve master öğrencilerimiz şeylerde asistan olarak lisans öğrencileriyle birlikte ne diyelim, onlar öğretiyor demeyeceğim ama yani görev derslerine alıyorlar. Görev alıyorlar. Görev Şimdi alıyorlar. Bu niye önemli? İşte bizim gibi hocalarla, yani sınıfa girip, zaten kapımız da açık, ofis orada, bir sıkıntı yok ama en azından kendi yaşıtlarına, akranlarına, yani yaş olarak fazla büyük olmayan ve o yollardan daha yeni geçmiş, mezun olmuş öğrencilere ile muhatap oluyorlar. Peki doktor ve master öğrencilerine bunun ne faydası var? Daha ilk başladıkları andan itibaren hem uluslararası anlamda ders vermeyi, uluslararası öğrencilere de aslında bir anlamda kendi bildiklerini aktarma yetisi kazanıyorlar. Yani bu vizyondan baktığınızda İbn Haldun Üniversitesi dediğim gibi yetileri kazandıran bir üniversite ve sizi geleceğe olabildiğince çok disiplinler arası, çünkü bizde ders havuzu çok önemli, özellikle sosyal bilimlerde. Öğrenci tarihi okuyor ama felsefeden ders alıyor, sosyolojiden ders alıyor, dünya tarihi alıyor, hukuktan alabiliyor, efendim İslam bilimlerden alabiliyor. Yani hangi alana ilginiz var ise, çünkü bu her zaman pek mümkün olmuyor Türkiye'de üniversiteye giriş sisteminde. Yani puanınıza göre bir yere giriyorsunuz ama aslında gönlünüzde yatan bir başka alan. Yani o alanı da boş geçmiyorsunuz. Elde ne varsa o büyük havuzun içinde, ders seçme havuzunun içinde bütün bunu yapma imkanınız var. Yani sadece %100 bursa şey yapıp da nedir o gitmemek lazım. Onun arkasında müfredatın ne sağladığı çok önemli. Ve buradaki hocalar dediğim gibi kendi alanda son derece yetkin ve fiziki imkanları zaten anlatmaya gerek yok. Girip baktığınızda görüyorsunuz ve yeni kampüsümüz de birkaç yıla kadar hazır olacak. Şu anki değil yani, fotoğraflarda gördüğünüz geçici diyelim. Asıl kampüs inşa ediliyor. Muazzam bir alan. Muazzam bir alan ve bunun içinde kütüphanesiyle. Bu çok önemli, o kütüphane. Asıl zaten yani şeyin tam göbeğinde koskocaman muazzam bir kütüphane. Ve üstelik bu kütüphane, yanlış bilgi vermek istemem, ancak herkese açık olacak. Yani öyle sadece öğrencinin gidip ders çalıştığı vesaire değil, bir fiziki imkan yaratılacak. Yanlış hatırlamıyorsam 600 bin metrekarelik bir alan olacak kampüsü. Şimdi fiziki imkanlar bir yana, bence bakılması gereken bir üniversitesi. Diğeri de hocaların geçmişte neler yaptıkları ve öğrenciye neler sunacakları. Örneğin ben Orta Doğu dersi veriyorum. İşte dediğim gibi Orta Doğu çalışan, Orta Doğu'yu bilen biri olarak bu konuları Arapça'da anlatabiliyorum. Arap televizyonlarında, İngilizce'de anlatabiliyorum. İngilizce işte El Cezire'den tutun da BBC'ye kadar. Yani
Şimdi buradan baktığınız zaman bizim öğrenciye verebileceğimiz o vizyon, o transfer edebilecekleri yeteneklerin alanı gayet netleşiyor ve aslında biraz da genişliyor. Tabii o, ben şeyi gördüm Behbi Hocam, projeyi, kampüs projesini. İçinde ilk dikkatimi çeken o devasa kütüphane oldu. Ama muhteşem bir şey. Evet. Yani bir üniversitenin kütüphanesi aslında oranın kalbidir. Kesinlikle. Yani sizin öğrencilere sunduğunuz en büyük imkandır. Evet, evet. Şimdi hocam bu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde işte tarih bölümü var, iktisat var değil mi? Var. Aslında bu anlattığınız yabancı dil eğitim uygulamaları onlarda da aynen var. Devam ediyor mu hocam? Tabii tabii aynı. Zaten siz bu uluslararası bir ne diyelim kurum tarafından sağlanıyor. Pearson dünyaca meşhurdur. Sınavları bile onlar yapıyor. Yani burada hocalarımız ana dili İngilizce olanlar dersleri anlatıyor vesaire ama sınavı yapan o hocalar değil. Yani tamamen uluslararası ve tamamen nötr bir şekilde. Yani öğrenciyi şey görmüyor. Şirket kendi şeyleriyle nedir uzmanlık alanıyla sınavları yapıyor ve o sınavları geçtikten sonra öğrenciler başarılı olmuş sayılıyorlar. Üstelik İbn Haldun Üniversitesi de Türkiye'de bu anlamda ilk akredite olmuş üniversite Pearson tarafından. Bu da çok önemli bir şey. Yani dil bu kadar önemli bize. Çünkü sıkıntımız şu. Yani şimdi ben daha önce dünyaca meşhur London School of Economics'te hocalık yapıyordum. İngiltere, Londra'da. Bir de SOAS vardı, School of Oriental Africans'tır. Bizim alanda önemli iki kurum, Londra Üniversitesi'nin. Şimdi orada sınıfa girdiğiniz zaman karşındaki öğrenciniz İngilizce biliyor mu, bilmiyor mu, sıkıntı olur mu? Böyle bir şey düşünmüyorsunuz. Şimdi buraya geldim. Aynı şeyi düşünemem sınıfta. Yani düşünsenize 10 kişilik bir sınıf, 3 tane Amerikalı var, işte 2 tane şey var Avrupa'da ama 5 tane de Türk öğrenci var. Şimdi ben bu dersi herhangi birine göre mi anlatacağım? Hayır. Bu dersi Londra'da nasıl anlatıyorsam öyle anlatacağım. Verdiğim ödevler orada ne idiyse burada da bu olacak. Yani dolayısıyla dili öğrencinin bir şekilde halletmiş olması gerekiyor. Yani orada ya biraz zayıftım işte şunu anlamadı anlatırız hiç sıkıntı değil. Ama dilden dolayı sıkıntı olmamalı. Yani konuyu defalarca anlatırım hiç sıkıntı yok. Ama İngilizce. Tabii onu karşıdaki öğrenci anlayabilecek. Tabii, yani o seviyeye gelmek tabii, zorunda. Dolayısıyla bizde bir sürü yabancı öğrenci hocalar geliyor. Kendi alanında uzman İslami bilimlerde, felsefede vesaire de. Yani öğrencinin o hocayı da anlaması lazım. Yani bu bir şey olmamalı. Asla ve kata bir engel teşkil etmemeli. Dolayısıyla İngilizceyi bu kadar önem veriliyor ve bu kadar da üstüne düşünen bir alan. Aynı şekilde Arapça da öyle. Yani muhtemelen hatta öyle bir talep var derslerden birini ben belki Arapça anlatacağım. Yani tabii bunlar bildiriliyor öğrenciye ve ana dili Arapça olanlar tabii Arapça öğretiyor. Bu arada onu da söyleyelim. Zaten bu tarz bölümlerde Arapça eğitim veren ben başka duymadım hocam. Yani kalkıp da işte iktisat bölümünde, felsefede görüyorum işte medya iletişimde bir de ekstra Arapça dil eğitimi vermek. Dil ama bir de tabii bunun dersi olacak. Yani dili aldınız, bıraktınız değil. Bunun sebebi var tabii. Bu neden önemli? Yani niye Arapça öğreniyoruz? Birincisi şu. Bakın Orta Doğu buradan her öğrenci, yani bize gelecek gelmeyecek her öğrenci, kardeşime bir şeyi söylemek istiyorum. Orta Doğu 38 ülke. Yani orada çalışan Türklerin sayısı yabancılardan çok daha az. Bu muazzam bir şey. Yani şurada sınırımızın Suriye ötesinde başlayan bir Orta Doğu pazarı var ve o pazara hala keşfedememiş bir sürü Türk şey arkada. Böyle bir şey olmaz. Neden? Bu dilden kaynaklanıyor. Bunu İngilizce ile yapamazsınız sadece. Arapça da bilmek zorundasınız. Evet, o kadar da önemli. Haklısınız. O da o yönüyle de ayrı bir hizmet zaten hocam. Tabii yani, canım. Yani tabii. Bizim öğrencileri hazırlamak, evet. Akademisyen olursanız çok aliyul ula. Yani bizim için çok daha iyi. Ancak dediğim gibi yani orası o pazarı ihmal etmemek tabii, gerekiyor. Tabii Türk dış politikasından tutun. Arapça bilene bu ülkede çok ihtiyaç var. Evet, İbn Haldun Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi ama yani onun dışında da çok sayıda vizyonu olan Vehbi Baysan hocamızla çok keyifli bir sohbet yaptık. Kendisine teşekkür ederiz hocam. Teşekkür öğrencilere ederim. Muhteşem bilgiler verdiniz. Ayağınıza sağlık, çok çok sağ olun hocam. Sağ olun, var olun. Kısa bir ara buradayız efendim. Evet, merhabalar sevgili öğrenciler, değerli aileler, programımız devam ediyor. Siz de bu arada çok soru gönderiyorsunuz. Evet, çok sitem ettiniz dün bana, bu soruları yanıtlayamadım. Ama ben 3000 tane sorunun hangi birini yanıtlayabilirdim? Oysa siz bir tane sorudan, yanıttan bir anlam çıkarmanız, cevaptan anlam çıkarmanız gerekiyor. Buna dikkat edin. Ben buradan birkaç tane daha soru okuyacağım. Hocam sayısalda 122 bindeyim, 115 binlik bir bölüme girer miyim? Yani bu, şu senaryolarda çok rahat girmen gerekiyor.
Hocam sayısalda 260 bindeyim, kaç binden başlamalıyım? Birinci grupta 130 binden bile yaz 4-5 tane. O oradan başla ama asıl tutma aralığın senin 200 binler falan, o aralardan başladığında daha rahat bir tutma aralığın oluşur. Sevgili öğrenciler, bu arada bir uyarıdan sonra tekrardan konuğuma döneceğim. Üniversite sınavlarından sonra bu tercihleri yaptınız sınavdan sonra. Tercihlerinizi okurken ÖSYM'nin bilgisayarı yüksek puanlıyı okuyup onun yerleştiğini görmeden ya da tercihlerini tüketmeden düşük puanlının tercih formunu değerlendirmeye almıyor. Rahat tercih yapın. Sizden düşük puanlı bir kişinin tercih maharetiyle sizi geçme şansı sıfır. Neden? Kural belli. ÖSYM'nin kitapçığı 2018 sayfa 5 ikinci paragrafta diyor ki, merkezi yerleştirme işleminde bir bölümü kazananların belirlenmesinde puanı büyük olan adaya öncelik verilecektir diyor. Bu ne demek? Sizin tercih formunuzu okumadan ÖSYM sizden düşük puanlının tercih formunu değerlendirmeye almıyor. Çok yüksekten başlayabilirsiniz. Sadece yüksekleri abartmayın. Böyle %20 daha düşeğe doğru gidin diyoruz. Ve konuğumuz kim? Konuğumuz İbni Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası Bölümü öğretim üyesi Doktor Ali Aslan hocamız. Ali hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk. Ali hocam biraz kendinizden bahsederseniz, İbni Haldun Üniversitesi'ndesiniz, onu biliyoruz. Evet, ismim Ali Aslan, yardımcı doçent, yeni adıyla doktor öğretim üyesiyim. Evet. 2012 yılında Amerika'da University of Delaware'den PhD yaptım, doktoramı yaptım aynı alanda, siyaset bilimi uluslararası ilişkiler bölümünde. Bir süre Medeniyet Üniversitesi'nde çalıştım. Son 1,5 senedir de İbni Haldun Üniversitesi'nde çalışıyorum. Yani çalışma alanlarım siyaset düşüncesi, Türkiye siyaseti gibi konular. Şimdi Ali hocam, öncelikle İbni Haldun Üniversitesi'ndeki siyaset bilim ve uluslararası bölümü öğretim üyesisiniz. Evet. Biz öğrencilere şu uyarıyı çok net yapıyoruz, diyoruz ki uluslararası ilişkilerde yabancı diliniz çok üst düzey yoksa piyasada çok zorlanırsınız. Doğrudur. İşte bu, buradan geldiğimiz zaman hocam biraz bahseder misin dil eğitiminin önemine? İbni Haldun Üniversitesi bu eğitimi nasıl veriyor? Benden önceki konuk da Vehbi Bey ayrıntısıyla bahsetti. Ben de birkaç şey söyleyeyim. Yani üniversite dil eğitimi konusunda çok ciddi. Yani biliyorsunuz bazı üniversiteler var. Yani Türkiye'nin bir gerçeği maalesef. İşte %100 İngilizce eğitimi yazıyor ama birçok ders İngilizce verilmiyor. Maalesef hocaların çok fazla kendilerini zorlamak istememeleri, öğrencilerin baskılarıyla vesaire. Şimdi İbni Haldun Üniversitesi'nde kesinlikle böyle bir şey yok. Öğrencilerle bu tanıtım günlerinde de bu tip sorularla karşı karşıya kaldık öğrencilerle konuşurken. Yani İbni Haldun Üniversitesi İngilizce eğitimi konusunda çok ciddi. Çünkü siz de söylediğiniz gibi Uluslararası İlişkiler Bölümü bu alan İngilizce yapılan bir alan. Yani bu dili bilmiyorsanız, İngilizce dilini bilmiyorsanız uluslararası ilişkilerin literatürünü takip edemezsiniz. Literatürü takip edemezseniz de yani o disiplini öğrenemezsiniz. Mezuniyetten sonra da yine iş bulmak istediğinizde sizden mutlaka İngilizce dilini soracaklardı. Mesela Arapça bilmeyen bir ilahiyat öğrencisini düşünün. Aynı. Hemen hemen o düzeyde bir karşılaştırma yapabiliriz. Kesinlikle hocam. Sizin işiniz uluslararası ilişkileri yürütmek ya da evet, o konunun uzmanı olmak ama yabancı dil bilmiyorsunuz. Yani bu, ben de hep şeye benzetirim bunu. Ya can kurtaransınız ama yüzme bilmiyorsunuz. O kadar zıt yani. Evet. Tabii ki yani şimdi bu disiplinin yani buradan mezun olan insanlar ya akademisyen olacaklar ya araştırma kuruluşlarında çalışacaklar ya devlette ve devletin dışa bakan yüzünde işte diplomaside vesaire veya özel şirketlerde çalışacaklar. Bunların hepsi küresel dünyada hareket eden meslekler. Yani küresel dünyada hareket etmenin günümüzdeki aracı da İngilizce. Yani mobilizasyonunuzu bu sağlıyor. Yani burada İngilizce konusunda da şöyle bir saplantımız yok. Yani işte biz her Türk gencine İngilizce öğreteceğiz bu dili mutlaka. Yani çok böyle nasıl diyelim, ilkesel olarak çok fazla sahipleniyoruz. Aslında öyle bir şey yok. Ya bu bir araç. Bazen çünkü böyle eleştiriler de geliyor. Niye bu kadar önemsiyorsunuz İngilizceyi diye. Burası işte daha fikri bağımsızlığı savunan bir üniversite. O zaman niye yabancı dili bu kadar önemsiyorsunuz? Burada yabancı dili önemsememizin tek sebebi bunun bir araç olması. Bizim için İngilizce bir amaç değil, araç.
Ya bir de gittiğiniz her yerde zaten bir şeyi satmak ya da almak için, kendinizi kabul etmek evet. için bunu konuşmanız lazım. İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'nde iktisat, tarih, felsefe, işte uluslararası ilişkiler, psikoloji, sosyoloji, karşılaştırmalı edebiyat gibi evet. bölümler var hocam. Bu arada sevgili hocam onu da bilmenizi isteriz. Hocam şimdi böyle sorular da var. İbn Haldun Üniversitesi'nde sosyal imkanlardan biraz bahseder misiniz? Ben bunu toplayarak ifade etmeye çalışıyorum. Üniversitenin sosyal imkanları. Üniversitenin sosyal imkanları. Şimdi üniversite yeni kurulmuş bir üniversite. Kampüs şu an birkaç tane yerde yeni kampüsler kuruluyor. Küçük araştırma merkezleri işte Bakırköy'de Taş Mektep var, Süleymaniye var. Şimdi Kayaçehir'de henüz tam nihai olmayan bir kampüs var ve yeni kampüs yapılıyor. Yine bildiğim kadarıyla şeyde Başakşehir'de. Yani burada şu an öğrencilerin yani hani çok büyük belki sosyal olanaklar yok. İşte bir yüzme havuzu yok mesela. Hani bunlar böyle beklentiler olabilir. İşte spor salonu vesaire. Bunlar süreçte yapılacaktır diye düşünüyorum. Ama onların dışında üniversitede bir üniversite ortamını görebilirsiniz. Yani koridorlarında gezdiğiniz zaman, üniversite kampüsü içerisinde dolaştığınız zaman yani işte herkesin kapısını kapatıp içeride oturduğu veya işte öğrencilerin sadece derse girip çıktığı ve kaçtığı bir ortam yok. Öğrenciler için olabildiğince vakitlerini harcamalar için alanlar yapılmış durumda. Kütüphane şu an kütüphane yani öğrenci sayısını kaldıracak düzeyde ve biraz önce siz kütüphaneden de bahsettiniz. Orası biliyorsunuz orası Cumhurbaşkanlığı'nın şöyle bir yetkisi var. Bir tane kütüphane hediye edebiliyorlar şeylere. Üniversitede. Mezun görevlerini tamamladıkları zaman Tayyip Bey İbn Haldun Üniversitesi'ne verdi diye biliyorum bu şeyi hakkını. Evet onu duymuştum. Aynen yani burası 5 milyon kitap olacak burada. Ve sadece burası işte insanların gelip kitap okuduğu bir yer değil. Yani kültür merkezi gibi olacak. Yani bilenler biliyordur işte İSAM vardır şeyde karşı tarafta. Araştırmanın yapıldığı sadece işte kitap okunan bir yer değil de. İnsanların etkileşime de girdiği entelektüel etkileşime. Böyle bir ortam olacak orada. Üniversitenin merkezinde olacak. Yani bu tip sosyal olanaklardan bahsedebiliriz üniversitemiz için. Evet teşekkür ederiz hocam. Bu arada 30 bindeyim. Devlet hukuku gelir mi? Sana gelmiş devlet hukuku zaten. Ya sen çocuklar bakın 30 binin içinde zaten 10 binin sayısı alacağım ama devlet hukukları zaten şey ilk 35 binin içerisinde. Bu gelir mi diyorsunuz? Ben Instagram'da kilitlenme oldu yine. Ben hemen hocama tekrardan dönüyorum. Hocam üniversitenin yurt dışı olanakları yani bunu çok soruyorlar zaten. Hı hı. Hangi üniversitelerle bağlantısı var, biz yurt dışına gitmek istediğimizde bize nasıl yardımcı oluyor üniversite gibi? Üniversitenin yani biliyorsunuz Erasmus programı falan bunlarla Erasmus hem doğuya hem batıya böyle anlaşmaları şu an yapmaya çalışıyor ve yapıyor. Spesifik olarak bilmiyorum yani hangi üniversiteyle anlaşıldığını. Çünkü şu an henüz üniversitede bizim bölümde öğrencimiz yok. Yani öğrencimiz var ama birinci sınıfa yine başlayacaklar. Erasmus veya bu tip olanaklardan yararlanacak şeye gelmediler noktaya. Ama biz elbette üniversitemizin öğrencilerinin yurt dışıyla etkileşim içerisinde olmak istiyoruz. Erasmus anlaşmaları kesinlikle yapılacak. Aynı zamanda biz yurt dışına öğrenci gönderme hedefiyle aslında eğitim veren de bir yeriz. Biraz önce Vehbi Bey de bahsetti. Burası bir araştırma üniversitesi ve daha çok akademisyen düşünür üretme hedefi var. Yani bu da yüksek lisans doktora demek. Biz yüksek lisans doktora için öğrencilerimizin yurt dışına gitmelerini istiyoruz. Ve biz burada hem ana akım hem de kendi geleneğimizden neşet eden kitapları okutmayı ve karşılaştırmalı bir bakış açısıyla bu disiplini, bu eğitim vermek istiyoruz, uluslararası ilişkiler eğitimini. Yani şimdi bunlar da o öğrenciler için, yurt dışına giden öğrenciler için avantajdır. Mesela işte Türkiye'de en iyi okullara hangi bölümün öğrencileri gidiyor diye bakarsanız ilahiyat ve tarihçiler giderler. Yani işte yurt dışında işte Harvard gibi, Chicago gibi sayılı okullara. Bunların en temel özelliği de buradan batıda bilinmeyen bilgiye sahip olmalarıdır. Biz de mesela şimdi siyaset ve birkaç gün önce açıklandı, görmüşsünüzdür. İşte İslam siyaset düşüncesiyle ilgili bir 100 kitaplık bir şey yayınlayacak yayın evimiz. Yani biz burada orada daha çekici hale getirecek öğrencilerimizi bir eğitim de verme hedefi gidiyoruz. Dil eğitimi zaten bunun için çok önemli. Yani dil sınavlarına girmeniz gerekiyor sonuçta. Ve başvuru süreçlerinde de öğrencilerle, öğrenci ve hocalar arasındaki sayı şeyi çok uygun olduğu için
çok fazla hoca düşüyor öğrenci başına. Bu konularda da, başvuru konularında da yardımcı olacağız. Aynı zamanda yabancı hocalarımız var bizim bölümümüzde. Yani Orta Doğu'dan, İsveç'ten bir hoca yeni aldık. Yani yabancı hocalar da var ve süreçte biz dışarıdan çok yoğun ders yapılabilecek şeyler yapacağız. Ders programları hazırlayacağız. Mesela işte dışarıdan ünlü bir hocayı getirip bir hafta ders verdireceğiz, sonra başka bir hocaya. Şimdi gittikleri zaman da orada ben bu Türkiye'de mezun oldum, sonra gittim yurt dışında, biraz şaşırmıştım. Yani şimdi öğrenciler buna da daha kolay sosyalleşsin diye bu ortama böyle çalışmalarımız da var. Yani bu okuldan, İbn Haldun Üniversitesi'nden mezun olup, bizim bölümümüzden mezun olup yurt dışına giden bir öğrencinin çok fazla zorluk çekmeyeceğini düşünüyorum ben. Evet, sevgili öğrenciler, İbn Haldun Üniversitesi ile biz bu bilinçli tercih programını yürütüyoruz. Aslında ara ara sorulara da dönerek bunun bir aslında sosyal hizmet olmasını da sağlamaya çalışıyoruz. Evet, sayısalda 57 bindeyim. Eczacılık gelir mi? Devlet eczacılıklarında gerileme olabileceğini düşünüyoruz. Biz eczacılığı öneriyoruz tabii, ayrı bir mesele o. Evet, felsefe okuduktan sonra nerede çalışabilirim diyor. Sevgili öğrencim, öğretmen olabilirsin. Bilim insanı olmak da ayrı bir rota ve yol zaten. Hocam 25 bindeyim, tıp gelme ihtimali yüzde kaç? Bunun yüzdesini veremeyiz ama sevgili öğrenciler, bu ihtimale oynamalısın. Bana göre 15 bin ve 16 bin, 17 bin bandından çok sayıda tercih yapmalısın. Sevgili öğrenciler, tekrar tekrar özür diliyoruz. Çok sayıda soru geliyor. Çok sağ olun. Bu bizim programımızın izleniliyor olduğunun da çok büyük bir göstergesidir. Bize sitem etmeyin. Yani böyle hani mesajlarla çok ağır sitemlerde bulunuyorsunuz. O da üzüyor bizi tabii ister istemez. Çünkü zamanımız sınırlı. Çok arkadaşlarınız meslekleri de merak ediyorlar. Çünkü onları da böyle karşılamaya çalışıyoruz. Değerli hocam, öncelikle İbn Haldun Üniversitesi'nin kampüs olanaklarını biz aslında Vehbi hocamızla da konuştuk ama şimdi öğrenciyi hayata ya da sektöre hazırlama dediğimiz bizim işte raporlar var. Bu TÜSİAD'ın raporu, PwC'nin raporları falan var. İşte yaklaşık 2023 yılında mevcut mesleklerin %60'ı inanılmaz dönüşüm geçirecek. Yani bu sosyal bilimlerden mühendisliğe kadar, evet, ve mevcut eğitimleri ona entegre etmek gerekiyor. Biraz da teknik donanımla aslında. Evet. Mesela sizin bölüm için söylesem, öğrencideki bu sistem becerileri dedikleri teknik donanımı da veriyor musunuz? Programınızda var mı bu hocam? Yani sosyal bilimlerin dönüşümü, yani küresel bir dünyada yaşıyoruz. Tabii, kesinlikle. Sonuçta bu dünyada ayakta kalabilecek öğrenciler, mezunlar yetiştirmeniz gerekiyor. Yani biraz önce bahsettiğim, yani o dünyada herkesin bildiği literatürü öğretmek, dili öğretmek, ondan sonra o ortamlarla ortamları tattırmak. Şimdi biraz önce Vehbi Bey de bahsetti, işte yurt dışına götürüyoruz. Bu olanaklar sürekli var, dışarıdan insanları getiriyoruz ve yabancı öğrenciler de var burada. Zaten uluslararası bir ortam var, küresel bir ortam var zaten. Yani yurt dışına gitmeseniz bile aslında yurt dışındaymışsınız gibi. Yani bu ortamda çok mobil olabilecek, rahat edebilecek insanlar, yani öyle bir eğitim veriyoruz biz. Bunun dışında bizim kendi araştırma merkezimiz var. Çatışma Çözümleri Araştırma Merkezi. Burada öğrencileri biz şeylere de katıyoruz, bu süreçlere. Mesela işte saha çalışmalarına falan gönderiyoruz, göndereceğiz. Yani bu şu demek, diyelim işte Suriye'de çatışma var biliyorsunuz. Suriye'de mültecilerle ilgili araştırma yapıyorsunuz veya başka bir konuda araştırma yapıyorsunuz. Hocaların çalışma ajandalarına öğrenciler entegre edilerek burada deneyim, tecrübe kazanmaları da sağlanacak. Bu deneyim, tecrübenin mezun olduktan sonra ne kadar önemli olduğunu biliyorsunuz yani CV'sine yazdığı çok, zaman. Çok. Yani bunlardan bahsedebilirim. Yani siyaset bilimi ve uluslararası ilişkiler, bazen bu sorularla muhatap oluyoruz. Yani işte demode bir bilim mi, yoksa işte ortadan kalkacak mı? Adem'le Havva'dan beri siyaset bilimi hiçbir zaman ortadan kalkmadı. Hiçbir zaman da ortadan kalkmaz. Siyaset toplum halinde yaşıyoruz çünkü. Aslında Ali hocam, biz şimdi sahada çok varız. Ben 78 ilde bu sene etkinlik yaptım. Sosyal sorumluluk projelerine konuşmacı olarak katıldım. Çok sayıda ilçeye girdik ve 185 bin öğrenci veli öğretmene ulaştık. Bu her gün bir ilde konuşma yaptık adeta. Şimdi aslında olay şu. Uluslararası ilişkiler mezunları diyor ki,
Biz KPSS gruplarıyla da buluşturdular bizi. Ya biz iş bulamıyoruz. Peki neden bulamıyorsun? Bak ben kendi deneyimimle ifade ediyorum. Ondan dolayı sonu geldi diyor. Sen becerilerin, teknolojik becerilerin yoksa, tabii, İngilizcen yoksa, yurt dışına hayatında çıkmamışsan ki insana bir vizyon veriyor zaten. O zaman tabii ki sektör seni değerlendirmeyecek. Şimdi şöyle bir durum var. Yani öğrenciler garanti, aslında meslek garantisi istiyorlar sizden konuştukları zaman. Şimdi uluslararası ilişkiler bölümünü yazan birisinin biraz karakter olarak risk almaya hazır bir insan olması lazım. Risk, yani bunu kabul etmemiz gerekiyor. Evet. Bu realitesi bu alanın. Ve kendini geliştirmeye çok yatkın olması gerekiyor. Yani ben işte gireyim bir üniversiteye kapak atayım. 4 sene sonunda da diplomamı alır bir iş bulurum. Böyle bir şey yok. Kapayım değil mi? Tabii, çünkü kendinizi ayrıştırmanız gerekiyor. Kendinizi nasıl ayrıştıracaksanız, dil becerinizi de ayrıştıracaksanız. Aynı zamanda entelektüel bir olgunluğa ulaşmanız gerekiyor. Çünkü gireceğiniz işler, biraz önce saydım öğrencilerimizin, mezunlarımızın gireceği işler. Bunların hepsi yaratıcılık isteyen meslekler. Siz kendinizi derslerin dışında dahi eğer yetiştirmezseniz yaratıcı olamazsınız yani. Ve o ortamlarda, işte küresel ortamlardan bahsettik. O ortamlarda belli bir kültürel düzeyde değilseniz zaten sırıtırsınız. Yani bunlara çok dikkat etmeleri gerekiyor öğrencilerin. Yani ben özellikle öğrencilere karakterlerine uygun bölümler yazmalarını tavsiye ederim. Anne babalar çok baskı yapıyorlar. İşte bize genelde şey oluyor. Bizim tıp bizim rakibimiz değil de hukuk bizim rakibimiz. İşte hukuk gelmiyor, siyaset bilimi yazsam ama işte babam hukuk istiyor. Niye? Çünkü garanti avukat şu bu olacak. Ama senin karakterine uygun bakalım yani avukatlık. Veya işte bizim uluslararası ilişkilere geleceksin ismi biraz böyle çekici gözükebilir. Yani öyle gözüküyor. Daha doğrusu öyle söylüyorlar. Ama yani senin karakterine uygun mu? İşte biraz önce bahsettiğim karakterdeyse çok fazla risk almayı sevmeyen, garantici, çok fazla da çalışmayı... Ya eğilimi yoksa böyle bir öğrenci bizim alanımızda, özellikle bizim okulumuzda biz zorlamayı da düşünüyoruz öğrencileri. Yani çünkü şöyle bir şey var. Ne kadar kaliteli öğrenci yetiştirirsek üniversitemizin de reklamını en iyi o şekilde yapmış oluruz. Yani bir üniversitenin en büyük reklamı mezunlarıdır. Yani şimdi onun için öğrencileri epey bir zorlayacağız yani. Bizi tercih edecek olanlar da mutlaka bunu bir tarafa not etsinler, hazır olsunlar, evet. Evet sevgili öğrenciler, ben yarın ve bu hafta içi ve pazar günü İstanbul'da ücretsiz bir sosyal sorumluluk projesinde her gün konuşma yapıyor ve birebir görüşüyorum sizinle. Neredeyiz? Bonsoca.com'da ve de Instagram'dan bulabilirsiniz. Zeytinburnu'nda bir konferans salonundayım. Bu ücretsiz bir sosyal sorumluluk projesidir. Yarın saat 10'dan itibaren salondayım. Bugün de gelen velilerimizle buluştuk. Öğrenci soruyor, 10.000'deyim. 14.000'deki Hacettepe hukuk gelir mi diyor. Aradaki sayısalcıları çıkardığımız zaman elbette gelir. Hatta hayırlı olsun demek bile mümkün. Evet, sorular sürekli olarak akıyor. Ben de yakalamaya çalışıyorum. Eşit ağırlıkta 82.000'deyim. 50.000'lik bir yeri yazabilir miyim? Önündeki sayısalcıları çık. Bir de zaten dalgalanma olacak. Oradan dolayı da yazabilirsin ve o bölgedeki tutabilir. Evet, son 1-1,5 dakikaya girdik Ali Hocam. Hı hı. Üniversite veya bölümünüzle ilgili bir toparlama yapmanızı rica edeceğim. Ya en başta da söylediğim gibi biz hem ana akımı vermeyi hem de bunun yanında kendi kültürel değerlerimizden neşet eden eğitimi vermeyi istiyoruz. Bunun öğrencilerimize avantaj sağlayacağını düşünüyoruz. Sadece burada elbette böyle bir vizyonumuz da var ama aynı zamanda bu bizim için bir araç da. Yani öğrencilerimizin rekabet gücünü arttıracak bir şey olarak da görüyoruz. Bölümümüzün en temel şeylerinden, artılarından bir tanesi bu. Hoca kadromuz da olabildiğince uluslararası ilişkiler bölümünde uluslararası bir kadro ortaya koymaya çalışıyoruz. Aynı zamanda araştırma üniversitesi burası sonuçta. Biraz önce bahsettiğim araştırma merkezimiz var. Bunlara yeniler de eklenecek süreçte. Buralarda öğrencileri entegre etme şeyimiz var, bakış açımız var. Bunları söyleyebilirim kendi bölümümüz için. Yani daha böyle memur yetiştiren uluslararası ilişkiler bölümleri var. İşte KPSS sınavına hazırlayan. Böyle bir vizyonumuz yok. Yani geldikleri zaman öğrenciler hayal kırıklığına uğramasınlar. Biz daha çok akademisyen ya da işte biraz daha düşüncenin ağır bastığı iş alanlarında. Yani bu serbest piyasadan tutun da...
devlete kadar uzanır. Devlette de sonuçta şu an biliyorsunuz Türkiye'de bir sistem dönüşümü var ve devletin çok daha fazla şimdi yeni yönetim sistemine bakarsanız işte bilgi üretmek zorunda olan yaratıcı insanların çalışacağı şeyler var, ofisler var. Buralarda görev alacak insanlar olacak. Olması gerekiyor. Ya onların da elbette daha yaratıcı olmaları gerekiyor. Evet, çok çok teşekkür ederiz Ali Hocam. Sevgili izleyiciler, değerli öğrenciler, İbn Haldun Üniversitesi'ni konuk ettik. En son konuğumuz da Ali Arslan Hocamızdı. İbn Haldun Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesiydi. Yarın saat 15 olduğunda biz yine yepyeni bilgilerle ve konuklarımızla karşınızda olacağız. Yarın İstanbul'daki konferansımızda buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın efendim. İbn Haldun Üniversitesi bilinçli tercihi sundu.